Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf tarih yazılıya hazırlıkla karşınızdayız. 2. dönem 1. yazılıyla birlikte olacağız. Konu kavramlarını ele alacağız. Neler olduğunu söyleyeceğiz. Ve tabii ki MEB'e uygun şekilde yazılı sınavına güzel bir şekilde gireceğiz. Sizlere yazılıdan yüksek notlar aldıran süper ikiliyi, yazılı notları ve yazılı denemelerini göstermek istiyorum. Yazılı notları ile konuları pekiştir, sınavda çıkabilecek bilgileri ve püf noktalarını hatırla. Yazılı denemelerinde ise MEB konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanmış harika soruları çözerek yazılı öncesi kendini test et. Bu kamp videolarımızı da takip ediyorsan en yüksek notları senin olacağına hiç ama hiç arkadaşlar endişem olmayacak. Hadi gel birlikte videolarımıza başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir konu kavramımız var. Bir konu kavramımızı bilmemiz lazım. Miri arazi, dirlik, tımar sistemi, tapu resmi ve tahrir diyor. Şimdi miri arazi dediğim zaman aklınıza miri ya da milli kime ait? Devlete arkadaşlar ait olan nedir? Topraklardır diyeceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Devlete ait olan neyler diyeceğiz? Topraklar olarak ele alacaksınız. Dirlik araziler diye adlandırdığımda devlet bunun karşılığında size toprak veriyor. Ve siz bunun karşılığında bize ne yetiştiriyorsunuz? Asker yetiştireceksiniz. Yine dirliğe ne diyebilirsiniz? Yine devlete ait olan topraklar. Ama diyorum ki karşılığında ne yetiştiriyorsunuz? Asker ne yapacaksınız? Yetiştireceksiniz. Yine tımar sistemi de değerli arkadaşlarım nedir dersek eğer tımar sistemi de arkadaşlar 3'e ayıracağız. İşte has, ziyamet ve ne diyeceksiniz? Tımar olarak adlandıracağım ve insanların gelirine göre ve yöneticilerin statüsüne göre bu toprakları da 3 kısmına yapıyoruz? Ayırıyoruz. Tapu resmi nedir dersek unutmuyorsunuz arazinin neyidir? Belgesi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Tahrir ile şunu söylüyoruz. Fetih edilen toprakların neyi tutulmuştur? Kayıtları ne yapılacak? Tutulacak diyeceğiz. Evet, gelelim tımar sisteminin ne olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar tımar sistemi ta çok geriye dönecek olursak eğer İslam tarihinde Hazreti Ömer zamanında ikta sistemi olarak kabul edilmiştir. Selçuklularda da yine ben bu sisteme ne diyeceğim dersem aklınıza ikta sistemi gelecek. Yani aslında bir taşla dört kuş vuracaksınız. Nasıl olacak dersek? Bir, üretimde devamlılığı sağlayacağım. İki, hazır asker elde edeceğim. Üç, devletin hazinesinden para çıkmayacak. O askerler o bölgenin neyini sağlayacaklar? Güvenliğini sağlayacaklar. Yani biz bunu Osmanlı'da aslında karşılığında tımar sistemi olarak ne yapmaktayız? Adlandırmaktayız. Ama unutmuyorsunuz. Devlete ait olan bu tımar sisteminde topraklara ne ad veriliyor dersem miri arazi diyeceksiniz. Peki miri araziyle yetişen atlı askerlere ne ad veriliyor dersek de cebelü adına yapılmıştır, verilmiştir diyeceğiz. Şimdi dirlik sistemi ne? Ne işe yarıyor? Ona bakalım. Dirlik sisteminde toprağa kaç kısma ayırıyoruz dersek 3 kısma ayıracağız. Has, ziyamet ve tımar olarak 3 kısma ele alacağız. Has dersem arkadaşlar geliri diyorsunuz ki 100 bin akçe ve üzerinde olan topraklardır. Genelde saltanat üyelerine ne yapılmıştır bu topraklar? Ayrılmıştır. Ziyamet ise unutmuyorsunuz hemen dedik ki geliri 20 bin akçe ile kaç bin akçe arasında değişiyor? 100 bin akçe arasında değişen topraklardır. Tımar sistemi yine geliri unutmuyorsunuz. 3000 ya da 5000 arasında değişecek ve kaç bine kadar diyeceksiniz? 20 bine kadar ait olan topraklara da ne diyoruz biz? Tımar araziler diyeceksiniz. Yani aslında sizin statünüze göre de toprağınızın geliri de değişmekte. En üst tabata kaysanız has araziler size aittir. Orta derecedeyseniz ziyametler size aittir. Alt tabakadaysanız ye tımar sistemi size ait olacak. Peki ben tımar sistemini kurarken bu tımar sisteminin amacının ne olduğunu söyleyebilirim. Birincisi şu. Tarımsal üretimde denetime ve sürekliliğini ne yapmaya çalışıyorum? Sağlamaya çalışacağım. Düzenli ve devamlı bir şekilde mahsul vergisini ne yapmak istiyorum? Tahsil etmek isteyeceğim. Taşralarda bazı ihtiyaçların yerel kaynaklardan karşılanmasını sağlayacağız. Merkezi hazineye yük etmeden sipahilerin eliyle taşradan yani eyalet, sancak ve köylerde tekrar söylüyoruz. Neyli askerler? Cebelü diye adlandırdığım atlı askerler besleyerek
taşrada büyük bir orduyu sürekli olarak hazır tutmuşuzdur. Merkezi otoritenin nüfusunu köylere kadar hissettirmek. Yani bak unutma, tekrar söylüyorum, bir taşla aslında 4 tane kuş vuruyorsunuz. 1- üretimde devamlılığı sağladım. 2- hazır asker elde ettim. 3- arkadaşlar hazineden para çıkmadı. Aynı zamanda o askerlere o bölgenin neyini sağladılar? Güvenliğini sağladılar diyeceksiniz tımar sistemiyle. Bunun aklına ne yapacak? Gelecek diyeceğiz. Geldim. Unutmaman gereken bir diğer nokta var. Nedir dersek? Tımar sisteminin ilk hali ilk defa Halife Hazreti Kim döneminde ortaya çıkıyordu. Ömer döneminde ortaya çıkacaktı. Ve ben bu sisteme ne diyecektim dersem ikta sistemiydi. Ama Osmanlı'da arkadaşlar adı ne oldu dersek tımar sistemi olarak adlandırılmaya başlandı. Tımar sistemi merkeze yakın, kontrol daha kolay eyaletlerde uygulanmıştır. Eğer uzak eyaletlerde ise biz burada iltizam neyini uyguluyorsunuz? Sistemine Osmanlı Devleti uygulamaya başlamıştır. Tımar'da dahil olmak üzere dirlik toprakları, yani dirlik toprakları kişiye ait ise, ne diyorsunuz yani kişiye aitten kastettiğim mülk değilse eğer, satılamaz, devredilemez, hediye edilemez, bağışlanamaz ve miras bırakılamazdı. Osmanlılar'da ülke topraklarının çok büyük bir kısmının devlete ait tutulması, merkezi otoritenin güçlü kılınması amacına yönelik olmasının yanı sıra feodal bir yapının oluşmasında ne yapmıştır? Engellediğini ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Çünkü bütün topraklar kime ait? Devlete ait. O yüzden de arkadaşlar herkes kafasına göre ağalık ne yapamayacak? Yapamayacak diyeceğiz. Şimdi kavramlarımıza bakalım. Bir devşirme sistemine bakalım. Şimdi devşirme sistemindeki kavramlarımız nedir? Devşirmede arkadaşlar savaş alanında 5'te 1'inin devşirilerek neye alınması? Askere alınmasıdır. Daha sonrasında geldim. Pençik sistemi yine aynı şekilde 5'te 1'inin devşirilerek askere alınacak ama pençin diyeceksiniz ki hocam pençikle devşirme arasındaki fark ne? Burada devşirmede devlet neyi de yetiştiriyorsunuz? Adamı da yetiştireceksiniz. Ama pençik sisteminde 5'te 1'ini neye alıyorum? Askere alacağım. Böylece Yeniçeri Ocağı, Acemi Oğlanlar Ocağı ve Kapıkulu Ocağı gibi ocaklar ne yapılmaya başlanacak? Kurulmaya başlanıyor. Eşgal defterleri nedir dersek? Bunda da Hristiyan arkadaşlar Hristiyan çocukların neyleri tutuluyor? Kimliklerinin bulunduğu defterdir. Kimliklerinin bulunduğu nedir? Defter olarak ne yapmaktayım? Bilmekteyim. Şimdi o zaman şunu da söyleyeceğim. Hemen bir noktaya gelelim. Devşirme sisteminde Yahudi neyler yoktur? Çocuklar yoktur diyeceğiz. Bakın unutmayın Osmanlı Devleti devşirmede Yahudi çocukları ne yapmazlar? Almazlar diyeceksiniz. Kapıkulu ordusu nedir dersek devşirme sistemiyle oluşan arkadaşlar işte Yeniçeri Ocağı, daha sonrasında Topçu Ocağı, Humbaracı Ocağı, Bostancılar, daha sonrasında Cebelü, Humbaracı, Acemi Oğlanlar gibi ocağın içerisinde gelen arkadaşlar genel ad yani devşirmeyle kurulan ordunun genel adı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Acemi Oğlanlar Ocağı daha yeni söyledik. Unutmayacaksınız Acemi Oğlanlar Ocağı neydi? Devşirmelerin bakın unutmayın devşirmelerin ilk arkadaşlar girdiği nedir? Ocaktır diyeceğiz. Daha sonrasında becerilerine göre işte dedik ya işte ya Yeniçeri ya arkadaşlar Humbaracı, Bostancı, Cebelü daha sonrasında gibi neylere ayrılmıştır? Kavramlara ayrılacak. Yeniçeri Ocağı ise Osmanlı'nın ilk unutmuyorsunuz daimi neyidir? Ordusu olarak bilinmekte ama duraklama döneminde bu tamamen kavram ne yapmaya başlayacak? Değişmeye başlıyor. Ulufe dediğimde 3 aydan 3 aya alınan ne diyeceğiz? Maaş olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyoruz. Şimdi pençik ve devşirme sistemin arasındaki noktalar neler? Bunlara bakalım birlikte. Esirlerin 5'te 1'inin bazı görevler için devlete kazandırdığı sistem olan neydi? Pençik sistemi ilk kez Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar 1. Murat döneminde ne yapıldı? Uygulamaya konulmuştur. Bir kısım Hristiyan çocuklarının bazı görevler için devlete kazandırdığı sistem olan arkadaşlar devşirme. İlk olarak kimde ortaya çıkacak dersem unutmuyorsunuz 2. Murat döneminde uygulanmaya
başlandı. Bakın tekrar söyleyeceğiz. Kim zamanda uygulanmaya başlanacak? İkinci Murat döneminde uygulanmaya başlıyor. Yani bakın farkındaysanız birinci Murat döneminde sadece askeri alırken devşirme sistemiyle birlikte artık devlet kademelerini de almaya başlayacağım. Ama bunun zirve yaptığı dönem hangi dönemdir dersem de birinci Mehmet. Yani aslında ikinci Mehmet döneminde zirve yaptığı bir dönem olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ama bu dönemde Selçuklularda uygulanan ya da Karahanlılarda uygulanan bu sisteme biz Gulam neyi diyorsunuz sistemi olarak diyeceğiz, adlandıracaksınız. Daha sonrasında unutmayın askeri ilk alındığı hale ne diyecektik biz? Acemi oğlanlar ocağı diyecektik ve sonrasında yapılan becerilerine göre ne oluyordu bunlar? Yeniçeri olabiliyorlardı ya da işte humbaracı, bostancı, cebeci gibi isimler almaya başlıyorlardı. Yani biz bunların genel adına ne diyeceğiz? Kapı kulu. Neyi diyoruz? Ordusu ve unutmuyorsunuz kapı kulu ordusu 1. Murat döneminde ne yapılmıştır? Kuruldu diyeceksiniz. Geldim. Devşirmeler arkadaşlar. Kanunu yani devşirmeler kanunu. Aslında hemen şöyle diyelim. Devşirmeler yani devşirmeler kanunu ve eşgal defteri. Bakın tekrar söylüyoruz. Eşgal defterine göre alınmıştır. Yani Hristiyan çocukların neyleri tutuluyordu? Kayıtları tutuluyordu. Bu anlamda bizim için önemlidir. Devşirmeler alınırken belirli esaslara dikkat edilmiştir. Bunu da unutmaman lazım. Peki neye dikkat edeceğiz? Genelde Hristiyan neyler olacak? Çocuklar olacak ve genelde de akrabalar çok da belli olmaması gerekiyor. Devşirme sistemin yararlarını kayda değerdir arkadaşlar. Kayıtları tutulur. İşte biz bu kayıtlarını tutulduğu aslında neyi dedik? Eşgal neyi dediniz? Defteri olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Hristiyan çocuklarının kayıtları ne yapıldı? Burada tutuldu diyeceğiz. Şimdi geldim askeri zümrede nelerden bahsedelim? Bunlara bir bakalım birlikte. Şimdi askeri zümre dediğimiz zaman aslında ne söyleyebiliriz? Yüksek statüdeki askeri ne diyeceksiniz? Sınıf olarak ne yapılmakta bilinmekte. Reaya arkadaşlar halkı yöneten ne diyeceğiz? Sınıf diyeceksiniz. Ümera ise arkadaşlar unutmayacaksınız. Aslında Ümera'nın öncesinde ulemayı söyleyelim. Ulema nedir dersek de aklınıza şu gelecek. Bilge sınıf olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Seyfiye sınıfı dediğim zaman da ne söyleyeceksiniz? Yönetici sınıf diyeceğiz. Yani aslında şöyle söyleyelim. Seyfiye sınıfına mesela ne diyebiliriz? Sadrazam. Daha sonrasında Yeniçeri ağası. Ağası diyebiliriz. Daha sonrasında ilmiye dediğim zaman da aslında biraz daha ilmiye sınıf diye adlandıracağız. Bunlar kim mesela? Kazasker, Şeyhül, İslam gibi unsurları ele alacaksınız. Kalimiye dediğim zaman da aklınıza kim gelecek? İşte nişancı, defterdar ve reisül küttap olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta. Şimdi geldim. Ümerra dediğim şey arkadaşlar ne demektir dersek eğer ona da şunu söyleyeceksiniz. İşte ne diyebiliriz? Binbaşı, yarbay gibi ne diyorsunuz? Askeri ne diyeceğiz? Sınıf olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi askeri zümre ve reaya ne demek? Buna bakalım birlikte. Şimdi ilk olarak arkadaşlar unutmuyorsunuz memur olan, devletten maaş alan, vergi vermeyen yönetici sınıfa biz ne diyeceğiz dersek askeri arkadaşlar zümre olarak ne yapılmakta bilinmekte. Daha sonrasında memur sınıfından olmayan, devletten maaş almayan, vergi veren, kendi sermaye veya becerisiyle geçinen yönetilen sınıfa biz ise ne diyoruz dersek reaya olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yani aslında biz hangi sınıftanız? Reaya sınıfında yer alacağız. Şimdi askeri sınıf kaça ayrılıyor? 3 kısma ayrılacak. Kılıç ehli, ilim ehli ve kalem ehli diyeceğiz. Kılıç ehli dediğim zaman seyfiye, ilim ehli dediğim zaman aklınıza ilmiye ve kalem ehli dediğim zaman ise aklınıza ne gelecek? Kalemiye diye adlandırdığım sınıf aklınıza gelmesi lazım. Şimdi hemen tekrar söyleyeyim. Kılıç ehli kimdi? Seyfiye'ydi. Peki Seyfiye'nin içerisinde kimler yer alıyor? Birincisi arkadaşlar sadrazam.
Sadrazamın yanı sıra vezir. Yine geldim. Kaptanı Derya. Daha sonrasında Yeniçeri, neyi diyorsunuz? Ağası. Bunlar bu sınıfın içinde yer alan grup. Geldim. İlmiye sınıfı, yani ilim ehli sınıfının kimler vardır? Şeyhül İslam. Daha sonrasına geldim. Kaz asker. Bunlar da bu sınıfta yer alır. Kalem ehli sınıfı dediğim, yani kalemiye sınıfı diye adlandırdığım sınıfta ise kimler yer alır dersek, şunları söyleyeceksiniz. Nişancı. Geldim. Defterdar. Ve reüsül, ne diyorsunuz? Küttap olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Reya sınıfı mensuplarına örnekler verecek olursak arkadaşlar, ne diyebilirsiniz? Halk diyebilirsiniz yani. Yani çiftçi diyebilirim. Bunları örnek olarak ne yapabiliriz? Söyleyebilirsiniz. Geldim şimdi arkadaşlar, Osmanlı'da bilim ve sanat nasıldır? Buna bahsedelim birlikte. Şimdi arkadaşlar, bilimi biliyorsunuz tabii ki. Teknik çalışmamız olarak bileceğiz. Şimdi bunun öncesinde neyi söyleyebiliriz dersek, şundan bahsedeceksiniz. Bilim dediğimiz zaman bilimsel neyler diyorsunuz? Faaliyetler. Şimdi bu bilimsel faaliyetler kim zamanda yapılır? Yani kim tarafından yapılır? Ulema tarafından. Yani biz buna bilginler diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Hat sanatı nedir dersek, güzel yazı yazma, neyi diyorsunuz? Sanatıdır. Bazen işte Ramazan aylarında görürsünüz ya, işte böyle hattatlar vardır, güzel yazılar yazar. Tesip nedir dersek, kitap nedir? Süsleme, neyi diyeceğiz? Sanatı diye adlandıracağız. Minyatür nedir dersek, küçük neyler? Resimler arkadaşlar. Çini dersek de biliyorsunuz ki ne diyelim? Fayans üzerine yapılan desenler desek daha doğru olur. Ebru sanatı da tabii ki resim neyidir? Sanatıdır. Mesela bir teknenin üzerine işte yağlı arkadaşlar boyaları yaparsınız, sonra kağıdı çıkarırsınız. O şekilde de gerçekleştirirsiniz, değil mi? Peki bu kadar arkadaşlar, kavram içerisinde bilginler kimler? Bunlara bakalım. İlk olarak Akşemseddin'den söz edeceğiz. Fatih'in hocası olan büyük Türk mütasıf, alim, müderris ve tıbbi arkadaşlar. Önemli kavramlarından biri. İstanbul'un manevi fatihlerinden birisi. Niye dersek, İstanbul fethedildikten sonra Ayasofya'da cuma namazını kıldıran ilk kişi olarak da ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. İslami ilimler, tıp, eczacılık, astronomi, biyoloji ve matematikte ileri gelmiştir. İki tane önemli eseri vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, unutmayacaksınız, Maddül arkadaşlar, Madatül Hayat. Diğeri ise Fıttı Tıp arkadaşlar. Unutmuyoruz, Fıttı Tıp önemli eserleri içerisinde yer alır. Hatta mikropların hastalıklarıyla ilişkisinde bulunan ilk bilgin olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Ali Kuşçu ise Timurlardan Osmanlı'ya gelmiş ünlü Türk astronomi ve matematikçidir. Rasathane müdürüdür, müderris ve elçidir. Fatih Medresesi'nin eğitim programlarının hazırlayıcısı olarak Ali Kuşçu'yu ne yapmak lazım? Bilmek gerekiyor. Ulu Bey ise Timur'un torunu ve Timurların dördüncü hükümdarıdır. Semerkant Rasathanesi'nin kurucusudur. Matematikçi ve önemli bir astronom olarak da ne yapılmaktadır? Ulu Bey bilinmektedir. Geldim sanatlara bakalım. Sanatlar: hat, tesip, minyatür, ebru, çini, mimari, mücellik, nakkaşlık, meddahlık, ahşap ve taş işlemeciliği, oymacılık, kalkmacılık ve dokumacılıktır Osmanlı'da. Sanatlardan en önemlisi. Mimari ise külliye, cami, han, hamam, çeşme, türbe, aşevi, şifahane, medrese, tekke, çarşı, bedesten ve kervansaray önemli mimari yapılar içerisinde yer alır. Şimdi Osmanlı Devleti'nde hakimiyetle şehirlerde yaşanan değişim nedir dersek, her merkezde bir ulu cami inşası gerçekleşir. Merkezdeki kilisenin yanına genelde neye çevrilir? Camiye çevrilir. Bunun en güzel örneği Ayasofya diyebiliriz aslında. Daha sonrasında vakıf kültürünün canlandırılmasını göreceğiz. Ticaret mekanlarının bina edilmesi, resmi idare binalarının yapılması, işte külliye, cami, medrese, türbe, kütüphane, aşevi, tedarik merkezi gibi merkezde bulunan bir unsurun olduğunu göreceğiz. İdari, askeri, iktisadi, ilmi, hukuki alanlarda
örgütlenmeye de ne yapılmıştır? Şehirlerde yaşam tarzında gidilmiştir. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar artık yükselme döneminden bahsedelim. Şimdi kronolojik sıraya bakacağız. İlk olarak 2. Mehmet'in tahta geçmesiyle birlikte şunu söylüyordu. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyecekti. Ve 1453 yılında İstanbul'un fethi gerçekleşiyordu. İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinin sonrasında Fatih Sultan Mehmet yönünü nereye çevirdi? Batı'ya çevirdi. İlk olarak Belgrad hariç, bakın neresi? Belgrad hariç bütün nereye aldım? Sırbistan bölgesini fethedeceğim. Daha sonrasında Anadolu'da Amasra alınacak. Mora Yarımadası alındı. Sinop ve Trabzon bölgesi 1461 yılında fethedilerek Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. Daha sonrasında Eflak bölgesi ve Boldan bölgesi. Akabinde Bosna Hersek. Venediklerle 11 yıla süren arkadaşlar bir mücadele, denizlerde savaşlar devam edecek. Yine bu dönemde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la Otlukbeli Savaşı, Karamanoğlu Beyliğine ne yapılması? Son verilmesi ve Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü neyi haline geldi? Gölü haline geldi. Boğdan bölgesi fethedilecek. Arnavutluk alınıyor ve Fatih Sultan Mehmet'in son seferi ne diyeceksiniz? İtalya, Otoronto neyi diyeceğiz? Seferiyle hayatını kaybedecek. Akabinde ise Osmanlı'ya yükselmede duraklama yaşatacak bir padişah tahta geçiyor. Kimdir? İkinci Beyazıt. İkinci Beyazıt'ın tahta geçmesiyle Osmanlı Devleti'nde aslında bir nevi neyi söyleyebilirsiniz? Duraklamanın yaşandığını söyleyebilirim. Niye? Çünkü Cem Sultan olayı kardeşi isyan edecek ve tahta hakkı olduğunu iddia etmiştir. Bu yüzden de sürekli kardeşler arasında bir taht neyini göreceksiniz? Mücadelesini göreceğiz. O yüzden Osmanlı Devleti'nin yükselmede ne yaşatmıştır diyorsunuz? Duraklama yaşatmıştır. Yine bu dönemde İspanya'daki Yahudi ve Müslümanlar 2. Beyazıt'tan yardım istemiş. Bunun üzerine İspanya'da bir kısım Müslüman ve Yahudiler kurtarılacak ve Osmanlı coğrafyasına getirilmiştir. Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirdikten sonra Osmanlı Devleti'ne 8 yıllık icraatına 80 yıllık bir icraat sığdırmıştır. Peki neler yapmıştır? Çaldıran Muharebesi ile doğudaki Şiilik programını ortadan kaldırmış oluyor. Akabinde dönüşte Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğlu Beyliğini ortadan kaldırarak Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlamış ve Memlüklerle Fatih döneminde aramızın gerilmesi sonrasında Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını gerçekleştirdi. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla birlikte artık Osmanlı Devleti Memlük Devleti'ni yıkmış, halifelik makamını ele geçirerek teokratik bir devlet yapısına ne yapmıştır? Kavuşmuştur diyoruz. Geldim olaylara bakalım. İlk olarak İstanbul'un fethinden bahsedeceğiz. Şimdi İstanbul'un fethinin sebepleri nelerdir diye sana hocan kısaca yazmanı sorarsa eğer ne söyleyeceksin? Birincisi şu. İstanbul'un tarihi, iktisadi, ticari, askeri ve dini açıdan öneminin olması. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in arkadaşlar neyi? Hadisi şerifi. Nedir peki? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden askerler ne güzel askerler demiş olması. Yine Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli topraklarının bütünlüğünü ne yapması? Bozması. Bizans'ın sürekli şehzadeleri kışkırtması. Tabii ki İstanbul'un fethinin sebepleri içerisinde. Şimdi fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir dersek, Karamanoğlu'yla dostane ilişkiler kuruluyor. Yine bu dönemde tam tamına İstanbul'da Rumeli Hisarı yaptırılmış. Böylece Bizans'a gelecek yardımlar engellenmeye çalışıyor. 400'e yakın kadırga adı verilen donanmanın hazırlatılması ve dünyanın tarihini değiştirecek neyin yapılması? Şahi adı verilen topların dökülmesi de arkadaşlar bu dönemde bizim için önemli bir unsur olacak. Tabii ki Fatih bu çalışmaları yapacak ama istediği sonucu hemen hemen gerçekleştiremiyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde artık İstanbul fethedilmiş, bir çağ açmış, bir çağ kapatmıştır. Hangi çağ açtı, hangi çağ kapattı dersek, ilk çağ kapattı, Orta Çağ kapattı, yeni çağ ne yapmış oldu? Açmış oldu. Aynı zamanda Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamış oldu ve kahraman olan Mehmet Fatih neyini aldı? Ünvanını almış oldu diyoruz. Geldim diğer çalışmalarımıza bahsedelim. Fethin sonuçlarını dedik yani bayini söyleyelim tekrar. Tarihi, iktisadi,
ticari, askeri, dini açıdan önemli bir yerin alınmasının kazanımları gerçekleşti. Karadeniz ticaret yolu ve İpek yolunu üzerindeki nüfusumuz arttı. Bizans tehdidi artık son buldu. Çünkü yıkılamaz denilen Bizans artık yıkıldı. İslam dünyasında Osmanlı'nın prestiji arttı. Artık Mehmet'e Fatih unvanı verildi. Osmanlı Devleti artık bir imparatorluk statüsüne kavuştu. Orta Çağ sona erdi. Yeni Çağ arkadaşlar başladı. Avrupa'da Rönesans hareketleri gerçekleşecek ama Rönesans hareketleri öncesi coğrafi keşifler hız kazanıyor. Coğrafi keşiflerin hız kazanmasıyla birlikte artık yoksul olan Avrupa bir anda gelişmeye başlayacak ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ve Rönesans hareketleri, akabinde ise reform hareketleri ortaya ne yapmıştır? Çıkmış ve yıkılamaz denilen surların yıkılabileceği anlaşıldığı için feodalite ya da diğer isminde derebeylik son bulmuş. Merkezi krallıklar güçlenmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, fethin fatihleri demiş. Yani Fatih daha sonrasında İstanbul'un sonrasında neler yapacak? Bundan söz edelim birlikte. İlk olarak Sırbistan bölgesi alınıyor. Bak unutma, tekrardan söylüyorum. Neresi hariç ama? Belgrad hariç diyeceğiz. Yine daha sonrasında Anadolu coğrafyasında Amasra, Mora Yarımadası, Sinop ve Trabzon'un alınmasını, Eflak bölgesinin fethedilmesini, Bosna Hersek'in fethini, Venediklerle 11 yılı süren mücadelenin gerçekleşmesi, Trabzon'un imparatorunu sona erdirmemiz sonrasında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la Otlukbeli Savaşı yapılarak Doğu Anadolu'nun güvenliğinin sağlanması, Karamanoğlu Beyliğine son verilmesi ve Kırım'ın fethedilmesiyle Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz ve böylece İpek yolunun denetimi tamamen Osmanlı'ya geçecek. Boğdan bölgesinin fethedilmesi, Arnavutluğun alınması, yalnız Fatih Denizli'de de nereyi alamamıştır dersem Rodos'u ne yapamadı? Alamadı. Bakın, karada alamadığı yer Belgrad, denizde alamadığı yer neresidir dersem Rodos diyeceksiniz. Ve Fatih'in son seferi neresidir dersek İtalya'da Otranto seferidir. Ve bu seferin sonrasında hayatını ne yapmıştır? Kaybetti diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, unutmayacaksınız, İslam dünyasının siyasi birliği yolunda yapılan çalışmalar neler oldu? Bundan bahsedelim birlikte. Şimdi çok geriye dönelim. Osmanlı kuruluş döneminden bahsedelim. Yıldırım Beyazıt döneminde arkadaşlar, Timur'la yapılan Ankara Savaşı sonrasında Anadolu Türk Siyasi Birliği Beyazıt döneminde büyük ölçüde sağlanmıştı. Ve böylece siyasi birlik bozuldu ve kaçıncı beylikler dönemi ortaya çıktı tekrardan? İkinci beylikler ortaya çıkacak. Tekrardan ama bakın. Unutmayın. Daha sonrasında Otlukbeli Muharebesi'yle Uzun Hasan mağlup edildi ve böylece Doğu Anadolu Osmanlı'nın eline geçti ve Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlandı. Çaldıran Savaşı'yla Şah İsmail Yavuz'a yenildi ve Safaviler bir sürüne sindirilerek Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanarak Şiilik tehlikesi önlenmiş oldu. Daha sonra dönüşte Dulkadiroğlu Beyliği ile yapılan Turnadağ Savaşı sonrasında Osmanlı Beyliği büyük bir zafer kazandı ve Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak, bakın unutmayın, ne olarak sağlandı? Kesin olarak sağlandı. Mısır seferi sonrasında arkadaşlar unutmuyorsunuz, Memlük Devleti yıkılıp Mısır, Suriye, Filistin, Hicaz toprakları Osmanlı'ya geçmiş ve halifelik elinde bulunan Memlükler'den alınarak Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi kim olmuştur? Yavuz Sultan Selim ve İslam dünyasında kutsal eserler, işte Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi, hırkayı şerifi gibi unsurlar İstanbul'a getirildi ve İslam dünyasının tartışılmaz lideri artık Yavuz Sultan Selim olmuştur. Şimdi gelelim sorularımıza bakalım. Diyor ki miri arazi, dirlik, has, ziyamet ve tımar, tahrir kavramlarını tanımlayınız diyor. Şimdi gelin birlikte açıklayalım bunları. Şimdi miri arazi dediğim zaman aklınıza ne gelecekti? Devlete arkadaşlar ait olan neylerdi? Topraklardı. Bakın tekrar söylüyoruz, devlete ait olan topraklardı. Geldim dirliği açıklayalım. Dirlik neydi arkadaşlar? Bunu hatırlayın, 3 kısma ayırıyordum ben. Unutmayacaksınız. Vergi gelirleri arkadaşlar ne yetiştiriliyor? Hemen şöyle söyleyeyim. Vergi geliri ile atlı asker. Yani biz buna ne diyorduk? Cebelü ne yapılmıştır? Yetiştirildi. Hemen bunu ne yaptık? Söyledik. Geldim has araziden bahsedelim. Hatırlayın, gelir arkadaşlar unutmuyorsunuz. 100 bin ile 200 bin üzerinde, aslında hemen direkt şöyle söyleyelim, 100 bin üzerinde olan topraklardır. Ziyamet nedir dersek de, ziyamet de geliri 20 bin akçe ile kaç bin akçe?
100 bin akçe arasında değişen topraklardı. Orta derece devlet adamlarına verilen nelerdir? Topraklardır. Tımar toprakları neydi? Tımar toprakları da geliri 3 bin akçe ile arkadaşlar 20 bin akçe arasında değişen küçük dereceli neyler diyorsunuz? Topraklar diye ne yapabilirim? Adlandırırım. Şimdi tahrir nedir dersek? Tahrir ise hatırlayın, fetih edilen, tahrir defteriyle tahrir unutmayacaksınız. Fethedilen yerlerde vergi için tutulan ne diyeceksiniz? Kayıt diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Ya da sayım da diyebilirsiniz. Şimdi geldim bir diğer sorumuza bakalım. İstanbul 1453, Sırbistan 1454, Amasra 1459, Mora 1460, Sinop, Trabzon 1461, Eflak 1462, Bosna Versek 1463 fethi, Venedik ile mücadele 1463-1479, Otlukbeli Muharebesi 1473, Karamanoğlu Bey'ine son verilmesi 1474, Kırım 1475, Boğdan 1476 ve Arnavutluk 1479'da alınması, İtalya Seferi 1480, Cem Sultan olayı, İspanya'daki Müslümanların ve Yahudilerin kurtarılması 1492, Çaldıran Muharebesi 1514, Mercilik 1516, Veridaniye 1517 muharebeleri. Şimdi 1453 ile 1520 yılları arasında meydana gelen bu olaylara bakılıp sonuçları da dikkate alarak dönemin Osmanlı Devleti genel yorumları nelerdir? Bunları söyleyelim birlikte. Şimdi unutmuyorsunuz. Bakın Karadeniz Türk Gölü haline geldi mi? O zaman dedim ki Karadeniz ne oldu? Türk Gölü haline geldi. Bu bir. Ama hocam bana sana sorarsa işte 5 tanesi 5 tane yazlar. Biz de böyle bir 5 tane yazalım birlikte. Daha sonrasında arkadaşlar unutmayın. İslam dünyasının neylere geçirdik? Liderliği neyimize geçti? Elimize geçti. Çünkü artık halife Osmanlı Devleti oldu. Yine İpek ve Baharat yolu kimin eline geçti? Osmanlı'nın eline ne yapmıştır? Geçmiştir. Yine unutmuyoruz. Bakın hangisini söyleyebiliriz? Turnadağ Savaşı'yla Anadolu Türk siyasi neyi sağlandı? Birliği sağlanmıştır. Başka ne söyleyebiliriz dersek? Yine şunu söyleyebiliriz. Artık farklı kıtalara ne yaptık? Hakim olduk diyebilirsiniz hocanız böyle bir soru sorarsa. Şimdi geldim bir diğer sorumuza bakalım. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin devşirme yapılırken hangi kriterler dikkate alınmıştır derse şunu söyleyeceksiniz. Birincisi şudur arkadaşlar. 8 ve 20 yaş üstü ne yapılmamıştır? Devşirilmedi. Bu bir. İkincisi unutmuyorsunuz genelde kimden seçilmiştir? Hristiyan çocuklardan. Ve hemen unutmuyorsunuz Yahudiler ne olmamıştır? Devşirme ne yapılmadı? Alınmadı diyeceğiz. Yine unutmuyorsunuz arkadaşlar devşirmelerle birlikte bunların fiziki ve sağlık durumları. Bakın fiziki ve sağlık durumları ne yapıldı? Dikkate alındı diyeceğiz. Tamam. Bunu da bu şekilde ne yapacaksınız bileceksiniz. Geldim. Osmanlı Devleti'nde askeri zümre, devletten maaş alan, memuriyet görevlerinde bulunan, vergi vermeyen, yönetici statüsünde bulunan sınıftır. Bu zümrenin idare, ülke içi, güvenlik ve huzur, ülke savunması gibi işlerden sorumlu grubu ise Seyfiye olarak bilinir. Bu bilgilerden yararlanarak Osmanlı Devleti Seyfiye sınıfının üyelerini yazınız demiş. Seyfiye sınıfının üyelerini neler diyebiliriz arkadaşlar? Birincisi sadrazam olarak bileceğiz. Ya da diğer isimle ne diyebiliriz? Veziri Azam diye adlandıracaksınız. Daha sonrasında geldim tabii ki. Vezir diyeceğiz. Tabii biz buna ne diyebiliriz? Kubbe altı vezirleri diye de adlandırabiliriz. Daha sonrasında geldim. Kimler diyebiliriz? Yeniçeri ağası, kaptanı ne diyoruz? Derya. Yine geldim. İşte neler söyleyebiliriz? İşte beylerbeyi,
Sancak Bey'i gibi unsurlar da arkadaşlar benim için nedir? Seyfiye sınıfında yer alan unsurlar olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi İstanbul'un 2. Mehmet tarafından fethedilmesinin sonuçları nelerdir demiş. Hemen bunu yazalım. Birincisi arkadaşlar Orta Çağ kapandı. Hangi çağ açıldı? Yeni Çağ ne yapıldı? Açıldı dedik. Bu bir. İkincisine ne söyleyeceğiz? Artık Mehmet arkadaşlar hangi unvanı aldı dersem Fatih unvanını aldı. Osmanlı arkadaşlar bir hangi statüye kavuştu? İmparatorluk statüsüne kavuştu. Osmanlı neyi sağlandı? Toprak bütünlüğü sağlandı. Yine geldik arkadaşlar Avrupa'da neler ortaya çıktı? Feodalite ya da diğer isminle derebeylik ne oldu? Son buldu diye adlandıracağız. Artık Osmanlı'da ne diyebiliriz? Yükselme neyine girdi? Devrine girdi. Şimdi hocam bunu uzun uzadıya sormaz. En fazla 5 tanesini yazınız der. Ona göre de sana puan verir. Bunu da bu şekilde ne yapacaksın? Dikkate alacağız. Şimdi geldim. Yavuz Sultan Selim döneminde İslam dünyasının siyasi birliğinin sağlanması amacıyla yapılan savaşların adlarını yazınız diyor. Şimdi İslam dünyasına yani unutmayacaksınız. İlk olarak Şiilik propagandasını önleyebilmek için Safavilerle Çaldıran neyini yaptım? Savaşını gerçekleştirdim. Daha sonrasında Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayabilmek için Turnada neyini gerçekleştirdik? Savaşını gerçekleştirdik ve Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağladık. Sonrasında Memlüklere düzenlediğim seferler sonrası hangileriydi? Merci, Dabık ve arkadaşlar ve ne? Ridaniye savaşlarıyla ne yaptık? Memlük devletini ortadan kaldırdık ve Osmanlı devletinin halifesi de kim oldu dersek artık Yavuz Sultan Selim olmuştur diyoruz. Geldim bir diğer sorumuza bakalım. Sultan 2. Mehmet'in İstanbul'u kuşatma planını gösteren bu çizimden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın bu tarz sorularda gördüğüm zaman haritaya bakacağız. Haliç zincirle kapatılmıştır. Evet bakın burada görüyorum. O zaman bunu tıkaldım. İki kıtada birden savaş verilmiştir. Şimdi iki kıta dediğimiz arkadaşlar birisi Avrupa, birinde Asya olması lazım. Ama baktığım zaman sadece olay Avrupa'da gerçekleşiyor. O zaman B şıkkı yanlış şık. Ama gelelim. Osmanlı gemileri karadan yürütülmüştür. Evet bakın burada gösteriyor karadan yürütüldüğünü. İstanbul hem karadan hem denizden kuşatılmış. Bak hem denizden hem de karadan. Bu da doğru. Hristiyan bir siyasi güç zor durumda bırakılmıştır. Evet kimden bahsediyor? Bizans'tan bahsetmiş. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim. Osmanlı Devleti'nde hakim olan saban giren mülk arkadaşlar ne anlama geliyor dersek şunu söyleyeceğiz. Birincisi şöyle diyeceksiniz. Ekip biçilen arazi arkadaşlar nedir? Mülk ise yani mülk olamaz yani. Nedir? Saban giren yer mülk olamaz. Devlete aittir diyecek. Yani aslında şunu söyleyeceksiniz. Kişiye değil neye aittir? Devlete aittir diye adlandıracaksınız. O yüzden de saban giren yerden mülk ne yapmaz? Olmaz diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Geldim bir diğer sorumuza. Kitab-ı Cihanuma adlı eserinde Osmanlı tarihçisi Neşri Çandarlı Ali Paşa'nın bunlara Türkiye verelim. Hem Müslüman olsunlar hem de Türkçe öğrensinler sonra getirelim Yeniçeri olsunlar dediğini aktarmıştır. Bu ifadelerde değinilen sistem kuruluş sürecinde Osmanlı'da oldukça işine yaramıştır. Bu bilgiden bahsedilen sistemin adını yazıp bu uygulamanın yönetimini ve amacını açıklayınız demiş. Yani aslında neyden bahsetmiş sana arkadaşlar? Devşirme sisteminden söz etmiş. Devşirme sistemiyle birlikte ne oldu dersek Osmanlı hem yönetici sınıfını ve hem de hangi sınıfını karşılamıştır? Askeri sınıfını karşılamıştır. Yani devşirme sistemiyle bir taşla iki kuş vurdunuz. Hem yönetici ortaya çıkarttım hem de askeri sınıf arkadaşlar ortaya çıkarttım. Askeri dediğim zaman kapı kulları
ne yapabilir? Aklınıza gelebilir. Yönetici dediğim zaman da işte sadrazam diyebilirsiniz. Arkadaşlar nişancı diyebilirim. Ya da defterdar gibi unsurları ne yapabiliriz? Ele alabilirsiniz. Yani Hristiyan çocukları neye göre yetiştiriyoruz? Türk ve Müslüman adetlere göre yetiştireceğiz. Akşemseddin'in Akşeh olarak anılan İstanbul'un manevi fatihi kabul edilmiştir. Hacı Bayram Veli'nin müridi'dir. İslam ilimler ile tıp, eczacılık, astronomi, biyoloji ve matematikte ilerlemiştir. Padişah hocalığı ve müderrislik yapmıştır. Modern Hayat ve Kitab-ül Tıp adlı eseri meşhurdur. Mikronizmalardan bahseden ilk kişi olup mikrobiyolojinin babası sayılmaktadır. İstanbul'un fethinde yer almış, orduya manevi destek ve moral vermiştir. Emevilerin İstanbul kuşatması sırasında şehit düşmüş olan sahabe Hazreti Ensari yani Eyüp Sultan'ın bugün bilinen kabrinin yerini birlemiş ve bu durum genel bir kabul olarak görmüştür. Bu bilgilerden hareketle Akşemseddin'in tarihe geçen önemli katkıları hakkında değerlendirmelerde bulunuz. Birincisi arkadaşlar, akli ve nakli ne ile uğraşmıştır? İlimlerle ne yaptı? Uğraştı. Bu bir. İkincisi, tıp üzerine neler yazmıştır? Tıp üzerine eserler ne yaptı? Yazmıştır. Bu bir. Özgün nitelikte bilimsel çalışmalar yapmıştır diyebiliriz. Yine Osmanlı'da önemli hem dini hem de siyasi bir kişiliğe nedir? Sahiptir diyebiliriz. Geldim bir diğer sorumuza. İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet İttihat'e kusurlu bulunan Yeniçerileri cezalandırmış, Yeniçeri ağalarını ve kumandanlarını kendi oluşturduğu Yeniçeri bölümünden seçmiş, Yeniçeri sayısını arttırmış ve onların doğrudan kendisine bağlamış ve bağımsızca hareket eden uç beylerini sıradan sancak beyleri haline getirmiş, Çandarlıların nüfusunu kırmış, defterdar ile Akkaz askeri kendisine bağlamış ve sadrazamın yetkilerini sınırlandırmıştır. Bu bilgilere göre İstanbul'un fethedilmesini Fatih özellikle hangi amacı gerçekleştirme yolunda önemli ölçüde bir imkan sağladığını ve onun hangi sınıflara yönelik kısıtlamalar getirdiğini açıklayınız diyor. Şimdi aslında amaç ne? Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir soru görürsek arkadaşlar %99 diyeceksiniz ki amaç merkezi otoriteyi ne yapmaktır? Sağlamak olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Yani devşirmeleri daha çok üst statüye getirmeleri ve bunları unsurlara getirmelerin temel sebebi merkezi otoriteyi ne yapmaktır? Sağlamak olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti 1453-1500 yılları arasında Balkanlara hakim olmak amacıyla gerçekleştiren fetihler hangileridir? Bakın hemen dedik ki Belgrad hariç bütün ney? Sırbistan. Daha sonrasında yine geldik. Eflak. Boğdan. Yine arkadaşlar Bosna ve Hersek. Yine Arnavutluk bu dönemde fethedilen yerler olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde gelişme gösteren yaygın sanat dalları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Hat, B. Çini, C. Tesip, D. Minyatür, E. Heykel tıraşlık demiş. Arkadaşlar şimdi unutmayacaksınız. Bizim bilmem gereken bir nokta var. Şimdi İslam dünyasında ne yasaktı? Resim ve heykel yasaktı değil mi? O zaman Osmanlı Devleti'nde ne gelişmez arkadaşlar? Tabii ki heykeltıraşlık gelişmez. O yüzden de doğru cevabımız ne olacak? Heykeltıraşlık diyeceksiniz. Yani doğru cevabımıza E olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim MEP örnek yazılı sınav sorunun bir benzerine bakalım. İlk Osmanlı düzenli ordusu olarak kabul edilen ve Orhan Gazi'nin kurduğu yaya ve müsellem birlikleri zamanla Osmanlı ordusu içerisinde yer alan birer yardımcı birlik haline dönüşmüş ve artık ard arda planla çeşitli hizmetlere görür bir hale gelmiştir. Buna göre Osmanlı ordusunun zaman içerisindeki durumunu yorumlayınız demiş. Peki biz ne diye yorumlayacağız arkadaşlar? Şunu unutmayacaksınız. Osmanlı ordusu zaman içerisinde unutmayacaksınız. Giderek ne yapmıştır? Genişledi. Giderek genişledi ve bundan dolayı yaya ve müsellem artık orada atıl hizmetler gören bir birim durumuna düşmüştür. Artık yaya
ve müsellem atıl bir hale ne yaptı? Düştü diyeceğiz. Yani artık zamanla ordunuzu ne yaptınız? Genişlettiniz. Genişlettiğiniz için de artık yaya ve müsellem ordusuna ihtiyaç ne yapmadınız? Duymadınız. Osmanlı'da yönetilen sınıfı ifade eden kavram askeri zümredir. Bu zümre Seyfiye, İlmiye, Kalimiye gruplarından oluşmuştur. Ümera olarak da anılan Seyfiye sınıfı ülkede idare, fetih, savunma ve iç güvenlik ile ilgili işler yürütmüştür. Ulema olarak da bilinen İlmiye sınıfı ülkede din, hukuk, ilim ve bilimle ilgili görevleri üstlenmiştir. Kalimiye sınıfı toprak ve maliye kayıtlarıyla iç dış yazışmalara ilişki yürütmüştür. Bu bilgilere göre Seyfiye, İlmiye ve Kalimiye sınıflarına mensup görevleri üçer örnek yazınız demiş. Şimdi o zaman bak Seyfiye'ye yazalım. Seyfiye dersek ne diyecektik? Sadrazam. Yeniçeri ağası ve ne diyeceğiz? Kaptanı derya dedik. Geldim. Daha sonrasında döndürdük. Hangisi dedik? İlmiye dedik. İlmiye dersek de aklınıza ne gelecek? Şeyhülislam. Kaz asker ve kadı olarak ele alacağız. Eğer ki Kalimiye diye adlandırdıysam Kalimiye sınıfına da diyeceksiniz ki nişancı, defterdar ve reisül küttap olarak ne yapılmakta bilinmekte. Geldim bir diğer sorumuza. İkinci Mehmet'in İstanbul'u fethetmek istemesi ve Bizans üzerine ciddi bir tehdit oluşturması üzerine Bizans kralı Konstantin Papa'ya haber göndererek Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasında bir birleşmeye hazır olduğunu duyurdu. Fakat bu doğrultuda 12 Aralık 1452'de Ayasofya'da düzenlenen Katolik ayini, Ortodoks halkın ve din adamlarının çoğu protest etti. Bu sırada da Ortodoks Granük Notaras da Bizansların duygularını şehirde kardinal külahı görmektense Türk sarı görmeyi yeğlerim ifadeleri dile getiriyordu. İstanbul'un fethi sürecinde Granük Notaras'ın söylediği bu sözün o dönem için nelere ifade ettiği olabileceğini açıklayınız demiş arkadaşlar. O zaman demek ki mezhep neyi var? Ayrılığı var. Yani mezheplerin arası açık. Anlaşmazlıklar var. Aynı zamanda yine Ortodoksların Katolikleri ne yapmaması? İstememesi. Aslında 4. Haçlı seferinin sonuçları Ortodoksların bunları istememesine sebep olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Ulan sınavda mükemmel sonuçlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.